İyi akşamlar sevgili Manisalılar. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, her programımın başında ifade ettiğim gibi bugün yine ifade ediyorum ki Türkiye'de ve dünyada olaylar öyle hızla gelişiyor ki takip etmek, onlara ayak uydurmak bazen mümkün olmuyor. Bugün ülkemizdeki gelişmeleri de ibretle, hayretle ve hatta dehşetle izlemektesiniz. Yazılı ve görsel basında her gün gözaltına alınanlar, tutuklananlar, askeriyeden, tıp dünyasından, devletin her kademesinden çok önemli yerdeki kişilerin gözaltına alındığını ve tutuklandığını görmek tüyler ürpertici bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye ne hale gelmiş, ne hale getirilmiş, hiç farkına varmamışız. Ayrıca üst düzey yöneticilerin de zaman zaman, özellikle bugün eski Genelkurmay Başkanımız da bu aziz milletten özür dilememiz lazım diye bir ifadede bulundu. Bu da ne derece doğru ve haklı, irdelenebilir bir konu olduğunu düşünüyorum. Sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim, Fethullah terör örgütü diye bahsettiğimiz bu örgütün yapılanması 1960'lı yılların ortalarından itibaren İzmir'de başlamış bir hadise. Ben lise yıllarımda İzmir Atatürk Lisesi'nde okuduğumda, mektep yıllarında hoca o bölgelerde, artık hoca da demek doğru değil tabii ki, terör örgütünün başı o tarihlerde orada vaaz eder, ciddi bir cemaat toplar, hatta çevre ilçelerden ve illerden onu izlemeye gelenler olurdu. Burada mesele bir hedef kitleyi etkilemek ve onun arkasından bu örgütlenmenin temellerini atmak olduğu bugün ortaya çıkmıştır. O tarihleri çok iyi hatırlıyorum. O tarihlerde bu hareketin hedefinde iki kitle vardı. Bir, zengin, ekonomisi düzgün iş adamlarını etkilemek, onlarla diyalog kurmak, onları yakın çevresine almak, onlarla bir takım ekonomik ilişkiler içine girmek. İkinci kitle de bilgili, yetenekli, geleceği parlak öğrencilerle diyalog kurup onları yetiştirmek, belli meslek sahibi yapmak, bilahare devlet kadrolarına yerleştirmek suretiyle devleti içeriden fethetmek gibi bir amaçlarının ve gayelerinin olduğunu artık bugün aşikar, net olarak görüyoruz. O tarihten yakın tarihe kadar, 17-25 Aralık olayına kadar bütün bu gelişmeleri tüm siyasi partiler, iktidarda olan, muhalefette olan gayet samimi bir şekilde izlediler. Zaman zaman bir takım uyarı sesleri çıksa da etkileyici ve istekli değildi. Çünkü siyasetçi bu tür potansiyel kitle oylarını çok sever. Herhangi bir siyasetçi, genel başkan dahil, ülkeyi adım adım dolaşsa etkileyebileceği insan sayısı çok fazla değildir. Herkesin kafasında oluşmuş bir siyasi fikir vardır, oy vereceği bir siyasi parti ve desteklediği bir lider vardır. Onun değişmesi çok mümkün, özellikle o yıllarda. Bu bakımdan, bu çerçevede siyasi partilerin liderleri tarikat mensuplarını potansiyel oy olarak görür, onların liderlerini kendine çekebilir, onunla iyi diyalog kurabilirse, o liderin verdiği bir talimatla o tarikatın, o cemaatin oylarının tümünü bir anda kazanması mümkün olurdu. Siyaset yaptığım yıllardan da biliyorum. Rahmetli Süleyman Demirel, Fethullah terör örgütü liderinin başıyla iyi diyalogları vardı. Süleymancılarla da arası iyiydi. Süleymancıların, Süleyman Hilmi Tunağan Efendi'nin, hocanın damadını rahmetli Kemal Kaçar'ı İstanbul'dan milletvekili yapar ve o cemaatin oylarını tümüyle alırdı.
Fethullah Hoca ile de böyle bir diyalog içine girdi. Onların da oyunu alırdı. Ama Fethullah ekibi bu dostluktan doğan, samimiyetten doğan yakınlığı istismar etmek suretiyle kadrolaşma hareketlerini en iyi şekilde yürütüp zamanla çok iyi noktalara geldi ve devleti içeriden işgal noktasında da başarılı oldu. Son ihtilal hareketi, teşebbüsü başarılı olsaydı bugün Türkiye diye bir devletin olmadığını söylememiz mümkündü. Kan gövdeyi götürüyor olacaktı, Türkiye bölünecekti ve ülkeyi, milleti heder etme adına vatan hainliğinin en büyüğünü sergilemiş bir terör örgütü lideriyle karşı karşıyayız. Bütün bu gelişmeler, sinsi planlar, inanıyorum ki Fethullah Gülen'in düşüncesi, onun örgütlemesi, onun planlamasıyla olmuş hareketler değildir. Dış güçlerin bunlara verdiği büyük destekler vardır diye düşünüyorum. Bu hareketi bir hastalığa benzetirsek, insan vücudunun herhangi bir yerinde, örneğin geçmiş yılların en büyük hastalığı, verem, insanın akciğerinde olur. Mücadelesi vardır, antibiyotiği vardır, kullanırsınız, temiz hava, bol gıda, adam verem hastalığından kurtulur. Ama bu Fethullah Gülen hareketi tamamen bir kanser vakası. Herhangi bir noktada en ufak bir arız varsa kısa zamanda ülkenin bütününde metastaz yapmak suretiyle bütün devlet teşkilatlarına sızmışlar, devletin bütün sırlarını ele geçirmişler, bütün kadrolarını ele geçirmişler. Türk Silahlı Kuvvetlerine bile intisap ederek orada da ciddi bir kadrolaşma hareketini başarmışlardır. Ben şahsen hayret ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi bünyesinde özellikle din istismarcılığı yapan, dini siyasete alet eden kişileri, onların yakınlarını bünyesinde kesinlikle barındırmayan, bu noktada tasfiye amacıyla alınan kararlarda kesin, kararlı ve istikrarlı bir durumu sergileyen Türk Silahlı Kuvvetleri bu noktada bu örgüte de teslim olmuş. Özellikle askeri liseler ele geçirilmiş, harp akademileri ele geçirilmiş, buraya giren öğrencilere sınav soruları verilmiş, teşkilattan gelen kişiler harp okullarına, askeri liselere girmek suretiyle ordu içinde teşkilatlanmalarını da en üst seviyeye getirmişlerdir. Bugün gözaltına alınan, tutuklanan veya yaptıkları vatan hainliğini görerek, burada çekecekleri cezayı da hesap ederek yurt dışına kaçan ve dış ülkelerden sığınma talebinde bulunan silahlı kuvvetler mensuplarının olduğunu görmek aziz Türk milletine acı vermektedir. Bunlara Türk subayı demek, Türk vatandaşı demek asla mümkün değildir. Bunlar bu ülkenin vatan hainleridir. Yaptıkları iş vatan hainliğinin en güzel örneğidir. Bu yapılanmanın ilk yıllarında sözümün başında dedim ki, zenginlerle dirsek teması sağlayıp finansal kaynak teminini düşündüler. Yeni genç nesilleri de illerde, ilçelerde açtıkları ışık evlerinde ve ona benzer evlerde tedrisat yaptırarak, eğitim yaptırarak kendi istedikleri okullarda ve kendi istedikleri mesleklere intisap ettirerek devlet kadrolarına yerleştirdiler. Ben daha önce bu ekranlardan bir ana olarak anlattım. Gene anlatmakta yarar görüyorum. 1980 ihtilalinden hemen sonra harp, Ankara'da harp akademileri komutanı Tümgeneral Fikret Küpeli. Kendisi Turgutlu'dur. Harp akademileri alay komutanı Hilmi Özkök. O da eski genelkurmay başkanlarımızdan. O da Turgutlu'dur. Turgutlu da şu an terör örgütü FETÖ soruşturmasından
göz altında olan bir arkadaşımızın, bir sanayicimizin iş yerinde birine telefon edildi. Biri çağrıldı. O şahıs şimdi hayatta değil. Bu kişi Fikret Küpeli'nin sınıf arkadaşı. O da Turgutlulu birisi. Şu an gözaltında olan o sanayici arkadaşım dedi ki, Fikret Paşa'ya bir telefon aç. Bizim orada bir adamımız var. Harp Akademisi'nde okuyor. Bize gelen bilgilere göre namaz kıldığı için, işte oruç tuttuğu için harp akademilerinden atılması söz konusuymuş. Bize yardımcı olsun, bu çocuk atılmasın. Ve rahmetli olan arkadaş telefonu açtı. Telefonun diğer ucunda Fikret Küpeli Paşa Tümgeneral. Ona merhaba dedi filan konuştular. O da derdini anlattı. Çocuğun ismini verdi. Sayın Küpeli o arkadaşına dedi ki sen bu işlerle ilgilenme. Bu işlere de fazla burnunu sokma. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi iç bünyesinde alacağı her türlü kararı, yetiştireceği her türlü subayı belli düzen, emir komuta zinciri içerisinde yetiştirir, terfi ettirir ve ona sorumluluklarını yüklemek suretiyle azami şekilde ondan yararlanır. Bu anlamda bir şeyler söyledi ve bu işe bir daha beni bu konulara rahatsız etme gibi bir söz de etti. Şimdi 1980 ihtilali olmuş, adamlar hala o tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerine sızabilmenin gayreti içerisinde çalışması içindeler. 80'den 2000'e, 2000'den 16'ya. 36 senedir böyle bir çalışma yoğun şekilde devam etmiş. Bir noktada artık belli zamandan sonra başarılı da olmuşlar. Şimdi yine sözümün başında dedim ki, zenginlerle dirsek teması finansal kaynak. Hep o kaynağın zenginlerden temin etmek suretiyle, taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği düşüncesiyle bir takım gelir kaynaklarına ulaşmak için de yurtlar açmaya başladılar. Turgutlu'da açılan ilk yurdu söylüyorum. 80 ihtilalinden önce bugün Gündüz Alp Koleji'nin olduğu yerde Güllü Pınar Talebe Yurdu diye bir yurt vardı. Güllü Pınar Talebe Yurdu. Bu yurtta öğrenciler köylerden gelen, şehirden, çevre ilçelerden ve köylerden gelen zeki öğrenciler toplanır. Orada Fethullah örgütünün elemanları tarafından eğitilir. O tarihte okulları yok. Devlet okullarına giderler ama şu akşam orada Fethullah'ın kasetleri dinletilir, o eğitimler verilir. Yani yarınlara hazırlanır. Bu yurt 80 ihtilalinde kapatıldı, bilahare gene açıldı. Ve sonra da işte Gündüz Alp Okulu'na bir dönüş yapıldı. Ben bu son hadise dolayısıyla da mutluyum, onu da ifade etmek isterim. O tarihlerde Gündüz Alp Koleji yapılırken buranın mütevelli heyetinde olan oradaki beyin takımları, şimdi önemli bir kısmı göz altında, büyük bir kısmı da firarda, yurt dışındalar. Vatandaştan para topluyorlar. İşte okul yapıyoruz, okula yardım. Benim yanımda bir arkadaşıma da geldi. Yaşımız itibariyle anlattığımız olaylardaki kişilerin bir kısmı hep ebediyette intikal etmiş kişiler. Yanımdaki arkadaştan talepte bulundular. Ve istedikleri bir kamyon çimento, bir kamyon demir. Onun o gün için ekonomisi düzgündü, verdi bana dediler. Ben de dedim memnuniyetle dedim. Sevindiler, benden böyle bir şey beklemiyorlardı. Bu olayları pek tasvip etmediğim için. Dedim ki siz böyle bir şey yapıyorsunuz, okul tamamlanıyor ama pazartesi günü demiyorum, okul bittiğinde de bu binayı Milli Eğitim Bakanlığı'na okul olarak hizmet vermek üzere devredeceğinize dair de taahhüt isterim dedim. Böyle bir şey olması mümkün değil dediler. Sen ne demek istiyorsun? Biz işte kendimize okulu yapıyoruz. Fethullah Teşkilatı olarak yapıyoruz dediler ve dönüp gittiler. Ben kendilerine şunu da söyledim. Aynen bunu yaşadım birebir. Kardeşim siz bu okulu yapıyorsunuz bir anonim şirket adına. Baran Eğitim Kurumları diye o şirketin ismi o gün için öyleydi. Baran Eğitim Kurumları.
AŞ. Ortakları var Turgutlu'lu. Kaç kişi ise o yönetiminde. Onun mülkiyeti oluyor bunlar. Yarın ola ki bu olaylar biter. Ortaklardan birisi vefat eder. Çocukları böyle bir iş için kullandırmaz. Burayı bir otele çevirebilirler. Büyük bir okul. Bir adım öteye gittim. Çok affedersiniz. Bir takım gayrimeşru ilişkiler bu otelde sürdürülürse bunun günahı vebali size olmaz mı, bana olmaz mı dedim. Yani bunu devlete devretmekte fayda yok mu görüyorsunuz diye bu muhabbet oldu. Bugün gelinen noktada 15 Temmuz olayından sonra siyasi iktidarı kutluyorum. Olağanüstü hal yasasıyla da ilgili olsa aldığı karar doğrudur, isabetlidir. Bu gayrimenkullerin devlete devri en doğru hadiseydi. O bahsettiğim okullar, o yardımlar, onların hepsi devlete devredilmek suretiyle aslına rücu etti. Doğrusu oldu. Bu yönden çok mutlu olduğumu da ifade etmek isterim. Bu yapılanma içerisinde dershanelere yöneldiler. Okullar açtılar. Yüzlerce, binlerce öğrenci okuttular. Hem o öğrencileri bir şekilde kendilerine özel öğrenciler olarak yetiştiriyor, ileride devlet kadrolarına yerleştirmek adına, bir taraftan da ciddi bir ekonomik kaynağa sahip olmuşlardı. Artık zenginden para toplamak ötesinde belli kaynakları olan, yerleştirdikleri işçi ve memurlardan da ücretlerden ve maaşlardan himmet adı altında toplanan paralar, ayrıca yine sempatizanlarını, müritlerini diyelim bir araya toplayıp, orada heyecanlı konuşmalar yapıp, bilahare de himmet adı altında yeniden para toplamaklar, onları çok ciddi bir ekonomik güce kavuşturdu. Günler yaklaştığı için bir önemli hususu da vurgulamak isterim. Hep kurban topladılar. Buradan sesleniyorum. Fethullah örgütüne kurban adı altında bağışta bulunan arkadaşların kurbanlarının hiçbirisi kabul değildir. İddia ediyorum bunu. Dinimizce kabul değildir. Neden mi bunu söylüyorum? Bakın, tüyleriniz diken diken olur. Kurban, İslam dinimize göre kurban bayramının birinci günü, bayram namazından sonra kurban kesilmesi söz konusudur. Namazdan önce kesilen kurban, kurban değildir. Hele bir gün, iki gün önce kesilen hiç kurban değildir. Bu hayvan sayısı çok olduğu için bu teşkilat topladıkları hayvanları en samimi ve ciddi duygularımla söylüyorum, kurbandan 3-4 gün önce kesip bu işi bitiriyorlardı. O zaman bu hayvanların hiçbirisi kesinlikle dinimize göre kurban değildi. Halbuki benim saf, temiz kalpli vatandaşım, dinine, diyanetine bağlı vatandaşım, Allah adına bir hayır yaptığını düşünen vatandaşım, parasını verip, kurbanını verip onlara teslim ediyor. Ama onlar, din sömürücülüğü yapan kişiler, dini kurallara bile uymadan o hayvanları kesmek suretiyle kurban olayını gerçekleştirdiklerini ifade ede geldiler. İnanın kurbandan 3-4 gün önce bu kurbanlar kesilip bitiyordu. Nerede kesildiğini, nasıl kesildiğini de çok iyi biliyorum. İşlerin yoğunluğu dolayısıyla 3-4 gün önce kesiyorlar. Bu etin nasıl dağılacağı, kime yedirileceği bir ayrı konudur. Bu etleri de birilerine sattılar. Yerine yıl içerisinde onlardan et almak suretiyle okullarında tükettirdiler. Bunların hiçbirisi kurbanla bağdaşmayan hadiselerdi. İslam adına yaptılar ama İslam'a hiç uymayan şekilde uyguladılar bütün bunları. Bunlar da onlara çok büyük kaynaklar, ekonomik güç sağladı. Artık devasa boyutta paraları, devasa boyutta gelirleri vardı. Şimdi ben bildiğim konuları anlatıyorum. Bugün medyadan gördüğümüz kadarıyla yazılı ve görsel basında 2-3 gündür ısrarla futbol dünyasından çok ciddi kaynakları kendilerine aktarmışlar. Japonya'daki
Dünya Kupası maçlarında Türk takımı üçüncü olmuş. Futbolcuların arasından para toplamışlar. Bu futbolculardan bir tanesi o toplanan paraları, ki İzmirli hemşerimiz Arif Erdem de gazeteden, televizyondan öğrendiğimize göre Amerika'ya götürmüş, Hoca Efendi'ye teslim etmiş. O da ona metiyeler düzmüş. Yani futbol dünyasındaki transfer hareketlerinden de çok ciddi kaynaklar ve payları kendi bünyelerine aktarmışlar. Allah insanı şaşırtmasın. Kendi yetenekleri çalışmasıyla ama bu aziz milletin de büyük destekleriyle bu Hakan Şükür denen futbolcu yıllarca Türk milli takımında top oynamış, Galatasaray'da top oynamış. Kulüplerin, bu aziz milletin çok ciddi parasal gücünü yanına almış. Hatta bugünkü Cumhurbaşkanımızın, o günkü Başbakanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Hakan Şükür parlamentoya seçtirilmek suretiyle parlamenterlik gibi ulvi bir göreve de getirilmiştir. Tabii o orada ona yakışmadı. İstifa etti, ayrıldı. Amerika'ya gitti. Hocasının peşine takıldı. Bugün çok isabetli bir kararla televizyonlardan öğrendiğimize göre kendisinin ve babasının mal varlığına el konuldu. Vatana ihanet noktasında konuşmaları vardı. Bu ülkeye ihanet noktasında konuşmaları vardı. Affedilecek boyutlardan değildi. Şimdi bir tasfiye hareketi söz konusu. Bu tasfiye hareketinin sağlıklı yürüdüğüne inanıyorum. Ben iki tane ciddi ihtilal görmüş, 1960 ihtilalini yaşamışım. 1980 ihtilalini de yaşamışım. 60 ihtilalinde ortaokuldan mezun olduğum yıl, bir anımı da söylemek isterim. Babam o zaman Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi'ydi Turgutlu'da. İhtilalden sonra bizim evimizin suyunu kestiler. Bizim elektrik borcumuz, su borcumuz filan yoktu ama kestiler. İhtilal, demokratız diye yapıldı bu. Biz onun mağdurlarındanız. O acıları çektik, yaşadık. Hiç unutmuyorum. 10 Kasım'da ihtilalden sonra, 27 Mayıs'tan sonraki 10 Kasım'da Turgutlu Ortaokulu'nda Atatürk'ü anma törenimiz yapılıyor. Bana da söz verdiler. Sen Atatürk'le ilgili bir fıkrayı anlatacaksın dediler. Elime de bir kağıt tutuşturdular, bir fıkra var onda. Ben ihtilal mağduruyum ya, o yaşlarda içime oturmuş o suyumuzun kesilmesi, babamızın her an Sarıkışlı'ya gönderilmek gibi bir sıkıntımızın olması. Ben aynen şu fıkrayı anlattım. Nazilli basma fabrikası, Sümerbank basma fabrikasının açılışına gelir Celal Bayar. Atatürk açılışı yapar. Fabrikanın anahtarı altın bir anahtardır. Onunla fabrikayı açar ve anahtarı Celal Bayar'ın cebine koyar. Herkes sorar, atam biz bu anahtarı size vermiştik, sizin için yaptırmıştık. Büyük Atatürk de der ki altın milletin hazinesinde durur der. Ben bunu anlattım. Salondan çıktım. Herkes beni aradı tabii. Okul ceza verecek. Bu nereden çıktı? Biz bunu söylemedik. İhtilal sonrasında böyle bir şeyi, ihtilalle görevden alınmış bir cumhurbaşkanı için bu metiyeyi söylemiş olmam ve Atatürk'le ilgili olması birilerini rahatsız etti. 80 ihtilalinde belediye başkanıydım. Onu da yaşadım. İki tane darbe girişimi gördüm. 71 muhtırasını yaşadık. Son 15 Temmuz'u da Allah nasip etti, ömrümüz varmış, onu da gördük. Bundan sonra inşallah o kötü günleri görmeyiz. Şimdi o tarihlerle bu tarihler arasında Türkiye çok değişti. Yaşımız gereği bunları anlatmak durumundayız. Gençlerin bunu bilmesi lazım. O tarihteki
muhalefet partileri, başta Cumhuriyet Halk Partisi hiç alınmasınlar, biz bunları yaşadık. 1960 ihtilalinden önce rahmetli İsmet İnönü parlamentoda yanlış yapıyorsunuz, sizi ben bile kurtaramayacağım dedi. İhtilalin ilk sinyalini verdi. Asker idareye el koyduğunda Cumhuriyet Halk Partisi o yönetime sahip çıktı. İhtilale destek çıktı bir başka ifadeyle. Bu demokrasiyle bağdaşır bir taraf değildi. 1980 ihtilaline geliyoruz. Hadise öyle değil, biraz daha farklı. 80'de ihtilal olmuş. Partiler karışık, koalisyonlar var. Herkes gitmiş de şu adaya, bu adaya gönderilmiş. Farklı bir tablo. Bugün geldiğimiz noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden demiyorum, oraya girmiş vatan hainlerinden bir grup demokrasiyi inkitaya uğratacak harekete teşebbüs ettiklerinde genciyle, ihtiyarıyla, çoluğuyla, çocuğuyla elinde silah cephane olmadan tankın önüne yatabilen, tankın üstüne çıkabilen, askere kafa tutabilen, daha doğrusu bu terörist gruba kafa tutabilen bir Türk milletini heyecan içinde görüyoruz. Tankın önüne yatabilmek, o güçlü silahların, hele hele tepeden atılan bombaların, makinalı tüfek mermilerinin önünde durabilmek bir inancın, bir vatan sevgisinin en güzel örneğidir. Türk milleti bunu sergiledi. Bütün dünyaya sergiledi. Artık Türkiye'de ihtilal teşebbüslerinin netice almasının mümkün olmadığını hem ihtilal düşüncesinde olanlara hem dünyaya da demokrasiye sahip çıkışının haklı gururunu sergiledi. Bu örnek bir davranıştı. Bitti mi? Bitmedi. Bu yapılanmanın arkasından, bu güzel davranışın arkasından bütün muhalefet partileri, Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ihtilale, demokrasiyi inkitaya uğratacak her türlü davranışa karşı olduklarını ayan beyan net şekilde ortaya koydular. Bu hareketi yapanları lanetlediler. Bitti mi? Bitmedi. Bu partilerin liderleri hepsi bir araya geldiler. O saraya köşke gitmem diyenler, mesele memleket olunca gerisi teferruat dediler, gittiler. Bu da saygıyla ifade edilecek bir davranıştı. Orada ciddi kararlar alındılar. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkeye sahip çıkmak konumundayız. Demokrasimize sahip çıkmak durumundayız. FETÖ terör örgütü, IŞİD, ne varsa PKK, bunların hepsine karşı topyekün bir mücadelede omuz omuza olacaklarını, dirsek temasında olacaklarını, hatta mücadelenin başarılı olması için küçük bir anayasa paketinin de parlamentodan geçmesi noktasında bir mutabakatı da ortaya koyup anlaştılar. Bitti mi? Hayır. Yine bu parti liderlerinin katılımıyla ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın organizesiyle Yeni Kapı'da 5 milyon civarında insanımızın meydanlara çıkarak hep bir ağızdan, hiçbir siyasi partinin sloganını ifade etmeden, hiçbir siyasi partinin bayrağını taşımadan, ay yıldızlı Türk bayrağının gölgesinde muhteşem, büyük bir miting sergilediler. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız da, parti liderlerimiz de aziz milletimize hitap ettiler. Bu birlik, beraberlik, bütünlük Türk düşmanlarına, vatana ihanet noktasında olan bütün kişi ve örgütlere büyük bir gözdağı vermiştir. Şimdi gelinen noktada bu örgütlenmenin temizlenmesi söz konusu. Arada
hani yaşın kurunun yanında yaş da yanar, yanmamalı. Bu mağduriyet olmamalı. İnce eğirip sık dokumalıyız. Kimseyi mağdur etmemeliyiz. Bu noktada hassas davranılacağını düşünüyorum. Şimdi bütün bu güzelliğin içinde bir olay da anlatmak istiyorum. Hem espiritüel tarafı vardır, hem de buradan bir hisse çıkarabiliriz. Çiftçi olanlarımız bilir, kertenkele diye bir sürüngen vardır. Yeni doğduktan bir müddet sonra rengi gri olur, açık kahverengi olur, büyüyünce de yeşile döner. Bu sürüngenin düşmanı da çoktur. Yılanlar çok sever onu, yakaladı mı yerler. Kediler filan da yakalarsa yer, gökyüzünde uçan şahinler, kartallar bayılır. Ama ona bir saldırı olacağı zaman Rabbim ona bir özellik vermiştir. Örneğin bir şahin inip onu yakalıp götüreceği anda o arkasındaki kuyruğunun bir parçasını bırakır. Böyle bir özelliği var. Hayvan kendiliğinden 3-4 santimlik bir kısmını atar. Ama o oynar o kuyruk. Onu yakalamak isteyen o kuyruğu yakalayacağım sevdasıyla onunla uğraşır. O da kendi canını kurtarır. Şimdi bu temizlik hareketinde buna dikkat etmek lazım. Bunların kendilerini kamufle etmeleri çok güzeldir. Ben geçen programımda söyledim, daha önce de söyledim. İstihbarat Daire Başkanımla yaptığımız, Sayın Yavuz Elbirler'le yaptığımız programda ifade ettim. Yıllar önce Türk Silahlı Kuvvetlerine ve polis teşkilatımıza sızarken belli çevrelere sevimli görünebilmek, sempatik görünebilmek için kendi ekibine, kadrolarına cuma saatlerinde özellikle ordu evlerine gidiniz, polis evlerine gidiniz, hatta mümkünse akşamları oralarda alkol de kullanınız diye bunlara talimatlar verildi. Sırf bu örgütten korkmasınlar. Bu örgüt mensuplarının bütün bu olayların yani içinde çok tehlikeli kişiler olmadıklarını hissettirsinler. Toplumdan biridir, sosyallikleri uygundur. Düşünüldüğü, ifade edildiği gibi, korkutulduğu gibi değil imajını verebilmek için bunları yaptılar. Şimdi bu saatten sonra da yapacakları işler vardır. Kendilerini kamufle etmeye çalışırlar. Ediyorlar da. Nöbetler tuttuk, demokrasi nöbetleri. Çarşamba günü noktaladık. O nöbetlerde ben Turgutlu'daki tabloyu gördüm, Turgutlu'ya gittim. Yıllarca bu örgütün içinde olmuş, paralel yapının içinde olmuş, Fethullah'a maddi manevi destek sağlamış, ona sempatizan toplamış, para vermiş, gönül birliği yapmış, yıllarca onun değirmenine su taşımış kişilerin o nöbetlerde boy gösterdiğini gördüm. Özellikle de bir yerlerde görünebilmek için, bir yerlere bak biz onlardan değiliz ha, bize zarar vermeyin veya biz döndük anlamında görüntülü yerlere çıkmak için de hep ön saflarda oldular. Gördük bunları. Şimdi devletten bunlar arıtılıyor. Bir de partiden arıtılması için, siyasi partilerden arıtılması için her parti kendi bünyesinde karar aldı. Bunların örgütlendiği en büyük yer yakın tarihe kadar, 17-25 Aralık'a kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. AK Parti'de örgütlendiler. 17-25'ten sonra malum hareketler Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi kendilerine en yakın kadro olarak MHP'yi seçtiler. Orayı ele geçirip onu daha aktif hale getirmeyi planladılar. Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadeleriyle. AK Parti içindeki kadroların temizlenmesi çok önemli. Bu görev teşkilatlara verildi gibi. Teşkilatın başındaki adam bundansa nasıl temizleyecekler? Belediye başkanları bunlardansa, belediye meclis üyeleri bunlardansa, bu örgütten gelmişlerse, bunlar zaten aynı gün döndüler, lanet olsun dediler, biz de aldandık, biz de kandık, biz başkayız filan.
Halbuki hiç başka maşka değil. Onlar hemen bir anda bu kalemun gibi renk değiştirip yerlerini muhafaza edebilmek, o kadrolardan yine o teşkilata maddi manevi destek sağlayabilmek için bir kamuflaj hareketinin içine rahatlıkla girerler. Onun için AK Parti teşkilatının üst kadroları, ilk teşkilatları bu temizlik hareketini yaparlarken, bu tasfiye hareketlerini yaparken ince eğirip sık dokumak zorundadırlar. Bu kişilerden bu partiye, bu millete fayda gelmez. Önce bir ayrılsınlar, rüştlerini ispat etsinler. Devletine, milletine sahip ve devletine, milletine hizmet eden, ihanet davranışlarından uzaklaşan kişiler olduklarını kanıtlasınlar. Başlarımızın üstünde yerleri var. Ama benim partimin en üst düzeyindeki yöneticisi, ilçe bazında söylüyorum, bu teşkilata bulaşmışsa kendi içinde o durumda olanları nasıl ayıklayacak? Mümkün mü? Değil. Ama eğer AK Parti yukarının verdiği emri sağlıklı uygularsa, bu kadrolardan kendilerini arındırabilirse, gelecekte de iktidar olarak faaliyetlerini ve hizmetlerini sürdürme şansları olabilir. Aksi takdirde içeriden vurulmaya ve partiyi karıştırmaya bir takım bu güçlerin gayretleriyle başarılı olurlarsa AK Parti'nin de bu sonu olur diye düşünüyorum. Bizi ilgilendirir mi? O gider, başka biri gelir. Ama bu kadar teşkilatlanmış, bu işe bu kadar sahip olmuş bir siyasi kadronun da bu kadar kolay feda edileceğini düşünmüyorum. Bu bakımdan çok hassas bir dönemden geçmekteyiz. Herkesi de FETÖ'cü gözüyle bakıp dışlamak, onları kendimizden uzak tutmak gibi bir davranışın içinde olmamız da yanlıştır diye düşünüyorum. Ama şunu da ifade ediyorum ki, Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bunu hep liderlerimiz de ifade etti, siyasilerimiz de, iş dünyamız da ifade etti. Benim üzüldüğüm nokta şu. Bugün yaşadığımız hadiseler, öğrendiğimiz bilgilerden şunu görüyorum ki, bu teşkilatın mütevellisinde olan kişiler, bu hareketin, 15 Temmuz'da olan hareketin olacağını 15 Temmuz'dan evvel biliyorlardı. Ha, bu nereden çıktı? Tabii yapılanlar var. Ben Turgutlu için söylüyorum. Ayın 15'inden önce bir hareketlenme. Bir tanesine ben şahidim. Gerekli yerlere bilgiyi de verdim. Bir büyük yapılarını kendi bünyelerinden 3 kişiye sattılar. Mülkiyet devri yaptılar. Anonim şirketten 3 tane şahsa satış yaptılar. Tapuda. Bu satışta şerh var. Belgeli bunlar. Turgut Tapusu'na gitsinler, baksınlar. Bu satışta şerh var. Anonim şirket satıyor. Bu 3 kişi satın alıyor. Ama 15 yıllığına bu bina içerisinde hangi hizmet veriliyorsa aynı hizmetin devamı noktasında da anonim şirkete yetki veriliyor. Eğer burası okulsa, okul olarak 15 yılda. Dershane ise 15 yıl olarak dershane. Yurtsa 15 yıl olarak yurt olarak kalacak. Yani şeklen mülkiyeti şahısların üzerine aktarıyorlar. Hani devlet el koyarsa şahsın üzerine aktarılmış olsun. Ha, devlet uyuyordu, uyumadı. Hepsinin satışları iptal. Mülkler hepsi hazineye. Bunu yaptılar. Ben bir vatandaş olarak ilgili yere bunu bildirdim. Böyle bir satış var dedim. Bakın nedir ne değildir, bir takım hazırlıklar var. Şimdi bu bir tanesi. Şimdi öğrendiğim hadiseler var. Adamın iş yeri var. Ciddi büyük imalatları var. İş dünyasında orada saygın kişi. Gayrimenkulünü bir bankaya ipotek ediyor. Ciddi bir kredi alıyor. Borçlu haliyle mülkünü yanında çalışan birine devrediyor. Parasını koynuna sokuyor. Allah'a ısmarladık yurt dışında. Firar yok. 15 Temmuz'da ne var, 15 Temmuz'dan evvel bunlar yapılmış? Neden yapılmış?
Demek ki bir şey biliyorlardı. Şimdi hadiseyi bu kadar onlar deşifre etmişlerken, bu kadar aleniyete dökmüş bir takım faaliyetlerin içine girmişler. Bu neden? Bu iş gizlilik de olur. Bunları bu noktaya getiren iki hadise var. Birisi, bunlar kendilerinden çok emindilerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakimiz. Yargıya hakimiz. Şuraya hakim, yani bütün kadrolara hakimiz. Nasılsa bu iş olacak dediler ve bunu yaptılar. Ama iki tane meseleyi kestiremediler. Bir, aziz milletimizin bu konudaki direncini ve kararlılığını. İkincisi de Rabbim neylerse güzel eyler ve doğru eyler. Onu bilemediler. Rabbimin bu konuda bu yüce millete acıyacağını, onların tarumar olmasını, telef olmasını kabullenemeyeceğini hissedemediler, bilemediler, göremediler. Çünkü inançları yok, imanları yok. Alt kadro için bunu söylemiyorum. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel ifade ettiler. Bunların altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Hakikaten tabanda öyle safiyane insanlar var ki, öyle güzel insanlar var ki, bakın 1965'te sözümün başında dedim, Fethullah Gülen İzmir'de ilk vaazlarına başladığında onu sağa sola anlatırken şöyle bir hikayeyi de anlattılar. Ben duydum bunu birebir o tarihlerde ve bunu hep anlatırım. Fethullah Hoca orada İzmir'de görev yaparken şimdi Seferihisar Belediye Başkanı olan başkanımızın babası İzmir'de savcıydı. Araştırın sorun. Kendi beyanları da oldu bu noktada. Bu savcımız Fethullah Hoca ile ilgili bir iddianame, bir dava bizim hoca içeride. Cezaevinde Fethullah Hoca, İzmir'de. Şimdi cezaevindeyken yaşanan hadise, söylenen fıkra, menkıbe. Hocayı kapatmışlar, gardiyanlar işte onun koğuşunu kilitlemişler, gayet normal. Sabah bir bakıyorlar, hoca camiden geliyor. Cezaevinin önünde. Hocam nereden, bu nasıl çıktın filan? Bunu anlatıyorlar o tarihte. Hoca çıkıyor, gidiyor namaza. Yani hocanın çok böyle ulema, ergin, yetkin, yani Allah'ın sevgili kulu, özel bir takım yeteneklere sahip, Allah tarafından korunan, müstesna bir kişiliğini anlatabilmek ve milleti ona sevdirmek için bunu anlatıyorlar. Hoca camiden geliyormuş, gene cezaevinin kapısına geliyor, içeri girecek. Yani mahkum ya. Bunları anlattılar. Halbuki o tarihlerde hocanın bilahare 80 ihtilalinden sonra çok iyi biliyorum. Hoca bir yerlerde saklandı. Saklandı hoca. Neden saklanıyorsun? Cezaevine koyarlarsa nasılsa sabah namazına gir. İstersen öğlende de çıkarsın. Veya böyle bir gücün varsa niye gelmiyorsun? 17 senedir yurt dışındasın. Şimdi en sonunda onu öyle ilahlaştırdılar ki, hoca müthiş bir insan. Mehdi, aranan adam geldi. Hani bugün vardı gazetelerin birinde okudum. Kağıdı istersem para yaparım, toprağı tutsam altın yaparım. Adam böyle bir adam. Neden immet topluyor onu da anlamadım. Şimdi böyle bir felaketin eşiğinden döndük. Siyasi partiler, sözümün başında dedim ki, bunlar kitle oylarıdır, toplu oylardır. Bunlara siyasetçi sırtını dönemez. Bu adam, Fethullah Gülen, yıllar itibariyle değişik zamanda Demirel'le yan yana oturdu. Bu adam Çiller'le yan yana oturdu. Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana oturdu. Alparslan Türkeş'te rahmetli yan yana oturdu. Bütün Ecevit'le yan yana oturdu. Ecevit en son bu adama çok yakındı. Hatta bir seçimde onu desteklediler. Şimdi böyle bir tablonun içinde çarpıcı bir şeyi de söylemek isterim. Deniz Baykal yılların siyasetçisidir. Sevdiğim, takdir ettiğim bir kişidir.
kendisine kurulan komployla ilgili Fethullah örgütü suçlandığında o teşkilatın, o kişinin, o ekibin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum dedi. O bile inanmış buna. Ama gelinen noktada görüyoruz ki bu senaryoda onların işi. Tabii o da fikrini değiştirmiştir mutlaka. Şimdi bütün bu yapılanmanın içinde siyasiler, hani hocayla dirsek temasımız olursa oylar bu tarafa, fazla gayret göstermeyiz. Yıllarca Türkiye'de bu böyle gitti. Tarikatlardan ve sendikalardan kontenjanlara adamlar kondu. AK Parti'nin içinde bunlardan adam kondu. Bir tanesi yurt dışında dönmedi, Balıkesir milletvekiliydi. Başka yerlerden de mutlaka kontenjandan bunlara isimler önerilip yerleştirilmiştir. Diğer siyasi partilerde değişik kadrolardan, örneğin Türk İş yıllarca siyasi partilere kontenjandan isim verdi. Türk İş başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden hep milletvekili olmuşlardı. Diske bağlı sendika başkanları belli partilerden hep milletvekili olup parlamentoya girmişlerdir. Hatta Türkiye'de Alevi kökenli vatandaşlarımızın da, Alevi Bektaşi kökenli vatandaşlarımızın da yıllarca liderleri, belli fraksiyonlara ayrılsalar da en güçlü olanları hep siyasi partilerin birinden milletvekili olarak, kadrolar olarak parlamentoya taşınmışlardır. Bu yıllarca böyle devam edip gelirken bir de hatırlarsınız, yaşı uygun olanlar bilir, tarihin derinliklerine de bakın. Mustafa Timisi başkanlığında da böyle bir siyasi parti kurulmuş ve parlamentoya da girmiştir. Bütün bu kadrolar, bu blok oylar siyasi parti başkanlarına çok cazip potansiyel kadrolar olarak gelir. Hep sempatik dururlar. Hiç sırtlarını dönemezler. Hani bunu görmediniz mi? Siz bunlarla dirsek temasındaydınız. Muhalefet iktidara bunu söyler. Halbuki onlar oradan ayrılsa, iktidar muhalefetin yanına gelse, niye geldiniz, siz gidin o tarafa da kimse demez. Ha bunları sen nereden biliyorsun? Yaşadığım için biliyorum. Ben seçimlere girmiş çıkmış biriyim. Belediye başkanlığı seçimlerine girerken biz de bu kadrolarla dirsek teması sağladık. Bakınız son seçimde Turgutlu'da, yerel seçimde artık Recep Tayyip Erdoğan'la Fethullah Gülen'in arası tamamen açılmıştı, kopmuştu. Fethullah Gülen kadroları Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine savaş ilan etmişlerdi. Seçimden çok az bir zaman önce Turgutlu Belediye Başkanı, belediyenin destekleriyle Turgutlu'da yaptıkları İbret Talebe Yurdu diye bir yurt var. İstasyonun yanında bir yurt. Mülkün sahibi şu an gözaltında. Bir arkadaşımızdı. Mülkünü verdi. Ve buraya bir yurt yapıldı. İsmi İbret Talebe Yurdu. Açılışını da Başbakan Yardımcılığı yapmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış. Manisa Milletvekilimiz yıllarca Sayın Bülent Arınç tarafından açıldı. Belediye başkanımız da maddi manevi buna desteğini esirgemedi o tarihte. Bilahare Recep Tayyip Erdoğan'la liderin arası açılınca, bir siyasi savaş başlayınca, siyasi linç hareketi başlayınca Turgut Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin adayına oy vermemek için Bülent Arınç Bey'in açılışını yaptığı o yurtta mütevelliye toplantı yaptı ve AK Parti belediye başkan adayının desteklenmemesi noktasında karar aldılar. O zaman Turgutlu'nun bir imamı vardı.
Sonra Karşıyaka'ya verildi o imam. Biz ismini Alpay diye biliyorduk. O yurdun yerini hibe eden ve Turgutlu'nun mütevellilerinden olan, gene ifade ediyorum şu an gözaltında olan arkadaşımızla beraber o imam ve seçim kaybeden AK Partili belediye başkanımızın iş yerine gelmişler. Ben de tesadüf oradayım. Bir üzüm işletmesindeyiz. Bir gördüm bunları çıldırmışım. Sizde dedim Allah korkusu mu yok? Sizde ne yüz ne astar. Bu adamın yaptığı bu hizmete karşılık, bu desteğe rağmen oy vermeme noktasında karar aldınız. Kapı kapı gezdiniz. Bir başka yeri desteklediniz. Adam seçim kaybetti, iş yerine geldi. Üçüncü günü buradasınız, hangi yüzle dedim. Bunu yüksek sözle de ifade ettim. Yani fabrikanın içinde görenler, duyanlar da var. Yani insan da bir azıcık, hiç olmazsa bir 10-15 gün geçer de ya biz de talimat aldık. Kusura bakma, seni seviyoruz ama biz de talimatla hareket eden insanlarız. Kendi özgürlüğümüz bu noktada yok filan denmez, ayıp da, ama bunları söylediler. Bu kadar, şimdi demek istemiyorum ama diyeceğim, pişkin kadrolar bunu rahatlıkla yapabilirler. Bütün bu olaylardan sonra, bu vatan hainliğinden sonra bile bu işin içinden çıkmak için bir şeyler uydurabilirler. Nitekim uydurdular da, bunlar senaryoymuş, bunlar bilmem neymiş, ya buna kargalar güler. Şimdi bu tablonun içinden sağlıklı bir tablo çıktı. Milli birlik, beraberliğimiz bütünleşti, mutabakatımız var. Bugün daha güzel bir hadise oldu. Yeni anayasa paketiyle ilgili ve bütün terör örgütleriyle mücadele noktasında yapılacak yasal değişiklikler ve mücadelede bütün siyasi partilerin omuz omuza, MHP'nin, CHP'nin ve Adalet Kalkınma Partisi'nin müşterek hareket edecekleri noktasında dün parti sözcüleri bir araya gelip aziz milletimize beyanda bulundular. Televizyonlardan hep bunu izlediniz. Şimdi ciddi konulardan birisi de bu firariler gitti. Yani bir halk arasında bir söz vardır. Tutulan kısra karman mı dönecek de. Bunların bir kısmı getirilecek. Gittikleri yerlere bakıyoruz. Nerelere gittiler? Ben Turgut firarilerinin nerelerde olduğunu %90 biliyorum. Çünkü konuşuluyor. Hatta zaman zaman telefonda ediyorlarmış. Bosna Hersek'teler. Bosna Hersek'teler. Neden? Bosna Hersek bizim en dost olduğumuz bir ülke. Ekonomisi çok düzgün değil. 300 bin dolar bir yatırım yaparsanız orada çifte vatandaşlık veriyorlarmış. Buradan bunların 300 bin dolar götürmesi o mütevelli heyetin çok zor değil. Bunu götürüp orada iş kuranlar da var. Hele bir de Boşnak kökenliyseniz, o da var şimdi orada, Turgut'tan gidip de. Orada iş kuruyor. Her şey çok güzel. Yeni bir dünya, yeni bir ülke. Onlar için vatan çok önemli değil, vatan toprağı önemli değil. Zaten işin o tarafına gelirse ben zaten Boşnak'ım der, burası da benim vatanım der. Artık kendine bir yer bulur. Ekibin önemli bir kısmı orada. Bir kısmı da İngiltere'de. Buradan şunu da çıkarabiliriz. Bu hareket başarısızlığa uğrayınca dünyada ve ülkemizde prestij kaybetti. Ama Türkiye aleyhinde vatana ihanetleri devam ediyor. Lobi faaliyetleriyle ülkemizi zor durumlara sokmak, ekonomisini bozmak, güvenilirliğini, dünya milletleri arasındaki güvenilirliğini yitirmesi için aleyhinde propagandalar yapmak için dağılmışlar noktasında da fikirler var. Ben en baştan söyledim, gene söylüyorum. Bu hareket İzmir'de başladığında bu işin beyni Turgutlu'ydu. Üzülerek ifade ediyorum. Bir Turgutlulu olarak üzülerek ifade ediyorum. Bu işin beyni, merkezi Turgutlu'ydu. Bugün Fethullah'ın yanı başındaki beyin kadrolarından işte 3-5 kişinin 2-3 tanesi bizim oralarda yetişti. Bizim bölgemizde yetişti.
İsim verelim. Ahmet Korucan diye biri var. Ben daha evvel söyledim. Ahmet Korucan Turgutlu'da, Ahmetli'de bizim vaizlik yapmış. Sohbet toplantıları yapmış. Hocanın bildirilerini okumuş. Bu konuda Hoca Efendi'nin propagandasını yapmış. Hoca Efendi adına yapılan hizmetlerde önderlik etmiş, çalışmış, çabalamış, kendini yetiştirmiş. Bilhare de Zaman Gazetesi'nde işte yöneticilik yapmış, İzmir imamı olmuş, Manisa imamı olmuş. Samanyolu televizyonunda üst düzeyde yöneticilik yapmış, orada programlar yapan ve Amerika'da hocanın, Fethullah Gülen'in yanı başında duran, sağ kolu gibi duran bir Ahmet Korucan var. Gençliği, ilk yetişme yolları Turgutlu. Şimdi gene bizim bölgemizden bir Recep Uzunallı var. Menemenlidir kendisi. Öğretmendir. O da Fethullah Gülen'in sağ kolu olmuş biridir. O da Amerikalardadır. Buralara gelmesi zaten söz konusu değildir diye düşünüyorum. Bir Süleyman Türk var. Süleyman Türk, Turgutlu'nun Akçapınar köyündendir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nefroloji bölümünde profesördür. Ama hep ücretsiz izin hocanın yurt dışı okullarından sorumlu bir imam olduğu söylenmektedir. Şu anda İngiltere'dedir. Çoluk çocuğunla oraya gitmiştir. Dönüşü herhalde söz konusu değildir diye düşünüyorum. Devletin kadroları açsın baksın aranan adam ne zaman gitmiş. O da enteresan. Ben 15 Temmuz'dan sonra gittiğini düşünmüyorum. Önceden mutlaka gittiler. Bir plan program dahilinde bu işler gerçekleştirildi. Bu kadrolarla Turgutlu'da bir sürü okulları var, bir yurtları var, çok büyük faaliyetleri var. Çok ciddi çalışmaları var. Artık bir noktada onlardan bir tanesinin bana söylediği sözdü. Hep o olayı anlattım burada ama bir daha tekrarlamayacağım. Bir tayin atama olayıyla ilgili bana dedi ki o mütevellilerden birisi. Arif Bey, Arif Bey dedi. Sen ne zannediyorsun dedi. Artık ülke bizden sorulur dedi. Milli eğitimiyle, yargısıyla, sağlık kuruluşlarıyla aklınıza hangi kurum ve kuruluş gelirse her tarafta AK Parti iktidar olabilir ama biz muktediriz dedi. Bu çok önemli bir laf. İktidar AK Parti olabilir ama biz muktediriz. Bizim sözümüz geçiyor dedi. Ve AK Parti'den milletvekili adayı olmuş. Bakın aday adayı değil, adayı olmuş. Listeye girmiş bir arkadaşımızın İmam Hatip Okulu'ndaki bir tayiniyle ilgili bir sorundu. Fethullah grubundan birine o çocuk ezdiriliyordu, biz sahip çıkalım dedik. Karşılığında bu cevabı aldık. Manisa Milli Eğitim Müdürü'ne bana söyleseydiniz dedi. Ben onu dedi oradan ona göre yaptırırdım dedi. Sen bu güç nereden sizde dediğimde de sen ne zannediyorsun dedi. Artık her şey bitti dedi. Her şey bizden soruluyor dedi. Ben hayretler içerisinde kaldım. Bu cüret ve cesareti kendilerinde görebildiler. Halbuki ben yıllarca siyaset yaptım. AK Parti'nin içinde de neyin nasıl yapıldığını biliyorum. Öyle bir siyasetçi gelip de Milli Eğitim Müdürü'ne veya bir başka daire müdürüne şunu şöyle yapalım dediğinde hemen yaptırabilmesi mümkün değildir. Yani prosedürler vardır. Önerim filan okula müdür tayin edilecek. Artık onun bir kuralı var. Puanlaması var. Yani bir takım katı kurallar var. Onu çiğneyip geçemiyorsunuz. Geçerseniz karşı taraftaki bir başka taliplisi de ilgili mahkemeye müracaat edip yasalar çerçevesinde uygulamayı iptal ettirmekte. Buna rağmen bu adamlar biz buna muktediriz. Bizim sözümüz geçer. Deyince akan sular durdu. İnandık mı böyle bir tablonun olduğuna? Ben önce inanmadım. Ama 15 Temmuz hareketini yaşadıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve yargının içine bunca insanı yerleştirdiklerini gördükten sonra herkes gibi benim de tüylerim diken diken.
3000'den fazla savcı ve hakim bu teşkilattan uzaklaştırıldı. Binlerce Türk subayı demiyorum artık, vatan haini bunlar. Hani o kıyafetin içine girilmiş vatan hainleri bu teşkilattan uzaklaştırıldı. Bugün cezaevi infaz memurları alındı Manisa'da. Savcılar alınıyor hala. Akademisyenlerden, profesörlerden binlerce kişi gözaltına alınıyor, uzaklaştırılıyor. Hepsinden önemlisi, bakın Manisalılar nelerle beraber yaşamışız, iç içe yaşamışız, birbirimize omuz vermişiz. Yıllarca Manisa'mızdan milletvekili olmuş, Maliye Bakanlığı yapmış, Başbakan Yardımcılığı da yaptı yanılmıyorsam, rahmetli Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Manisalı bir kişi olarak Celal Bayar Üniversitesi'ne rektör olarak atandığında hepimiz gurur duyduk. Bir Manisalı'nın burada rektör olması Manisa'ya hizmet adına olumlu şeyler yapacağının sinyalleridir diye düşündük. 15 Temmuz olayından sonra gelinen noktada bu kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Gönlüm hüküm giymesinden yana değil ama bir suç işlemişse tabii ki cezasını çeksin. Türk adaletine bu konuda güvencimiz sonsuz. O konuda hiç tereddüdümüz yok. Ama Manisa'nın evladı, Manisa gibi bir ilde Celal Bayar'ın adını taşıyan bir üniversitede rektörlük gibi bir göreve geliyor ve Fethullah terör örgütüne hizmet etmekle veya onlara destek sağlamakla gözaltına alıp tutuklanıyorsa bu bizim için çok acı bir tablodur diye düşünüyorum. Onun oraya gelmesinde birçok Manisalı'nın katkısı var. Geldiğinde tüm Manisa sevinmişti. Bugün de ibret, hayret ve dehşetle izliyoruz. Sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim, bizim halk arasında bir sözümüz vardır. Bir musibet bin nasihatten faydalıdır. Gerçekten çok doğru bir söz. Bir olay yaşarsınız, kötü bir olaydır. Sıkıntılar çekersiniz, bir daha o sıkıntıyı çekmemek için çok ciddi tedbirler alır. Onun önlemlerini, gerekli işlemlerini yapmak suretiyle o sıkıntıyı bir daha yaşamazsınız. Hayattan bir örnek vermek istiyorum. Bir 8-10 sene önceydi. Ciddi bir kuraklık yaşadık. Susuzluk yaşadık. O susuzluğu şehirlerde de hissedildi ama esas o sıkıntıyı tarımcı çekti. Barajımızda su yoktu Demirköprü Barajı'nda. Göl Marmara'da da su yoktu. Manisa Ovası'nın sulanmasında, kanalet şebekesine su verilmesinde devlet su işleri zorluklar çekti. Çok kısa bir süre belirli miktarda su verilmek suretiyle ürünün verimli olması, sağlıklı olması sağlanmaya çalışıldı. O zaman hemen devletimiz, hükümetimiz bir karar aldı. Vahşi sulamaya son, damla sulama sistemiyle bir dekar yere örneğin 10 ton su kullanılıyorsa damlamayla 1 ton su buna yeterli olmakta. Bu teşkilatı kurarsak hem suyun heder edilmemesini sağlamış oluruz hem daha sağlıklı ürün elde etmiş oluruz diye damlama teşkilatlarına %50 İBE desteği verildi. Ve benim vatandaşım o susuzluğu bir daha çekmemek için bütün meyve bahçelerine, domates tarlalarına, mısır tarlalarına, hatta pamuk tarlalarına bağlarda zaten yapıldı. Damla sulama teşkilatları kuruldu. Ve o su miktarı, kullanılan su miktarı öyle bir seviyeye indi ki bugün sulama birlikleri suyunu satabilmek için, üreticinin kullanması için hizmette sınır tanımıyorlar. Sezon bitmesine rağmen Göl Marmara hala gırtlağına kadar su dolu. Barajımızdaki seviye oldukça yüksek. O bir yıllık sıkıntı bizi bir yatırımlara sevk etti.
ama başarılı bir sonuç aldık. Şimdi geldiğimiz noktada da birilerine göz yumduk. Bunlar iyi insandır dedik. Bunlar Müslümandır filan dedik. Kandık. Ama 15 Temmuz'da timsah dişini gösterdi. Biz de milletçe o dişleri kırdık. Bu bir daha ısırır mı ısırmaz mı düşünmeyeceğiz. Bütün siyasi partiler bir araya gelmişse, omuz omuza vermişse, bu mücadelede beraber hareket edeceklerini ifade etmişse, aziz milletimiz de bu birliktelikten, bu dayanışmadan büyük bir güç ve sevinç kazanmışsa, bu mutluluk tablosunu görmekten huzur bulmuşsa, başta devlet başkanımız ve siyasi irade, halkın mutluluğu ve refahı için finans çevrelerine de bir takım baskı demiyorum. Doğruları söylemek suretiyle onlara hizaya getirmek için çalışmalar içine girmişse ve bu da ses getirmişse bu da bu dayanışma ve gücün yansımasıdır. Yoksa hiçbir tarihte hiçbir siyasi irade bankalara faizleri düşürün, ekonomide canlanma noktasında destek olun. Hele hele bu tabloda kredileri geri çağırma gibi bir girişim içinde bulunursanız bunun faturasını öder, hesabını verirsiniz gibi sözleri söyleseydi bankaların bir kulağından girer öbüründen çıkardı. Ama şimdi tablo o değil. AK Partisi'yle, CHP'siyle, MHP'siyle yumruk bir yere vurulmuş. Bu mücadelede birlik beraberlik sergilenmiş. Aziz milletim bundan mutlu olmuş, bu desteği gönülden vermiş. Sayın Cumhurbaşkanı da finans çevrelerine kazandığınız yeter, faizleri düşürün, ekonomideki canlılık, hareketlilik hız kazansın. Ülkede bu noktada da bir canlılık meydana gelirse güçlenmemiz, kalkınmamız söz konusudur. Toplumun refahı söz konusudur dediğinde bu sesin bir siyasi partinin veya siyasi iradenin ricası, talimatı olduğunu değil, tüm milletin topyekün sesinin yansıması olduğunu gördükleri için bugün konut kredilerindeki 1.25 aylık faizler bir anda 0.88'lere. İlk etapta 6-7 banka biz bu işte varız dedi. Ertesi gün 8-9 tanesi daha aynı kervana katıldı. Bu güzel bir tablo. Bu aziz milletimizin gücüdür. Tayyip Bey'in onu söylemesi ve netice alınması da Tayyip Bey'e aziz milletimizin MHP'lisiyle CHP'lisiyle verdiği desteğin gücüdür. Bu şartlarda bu ülkenin kalkınmaması, yarınlarında güvenle ilerlememesi hiç mümkün değildir. Yarınlar gelişmiş mutlu Türkiye'nin ve mutlu Türk halkının olduğu günler olarak yaşanacaktır. Bizim ömrümüz yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Biz çok şeyler gördük. Demokrasinin inkitaya uğradığı, kargaşaların olduğu, bir takım olumsuzlukların yaşandığı tabloları yaşadık. Ama aziz millet 15 Temmuz'dan itibaren bunlara bir son verdi. Bu dayanışma, bu birlik, beraberlik bizi inşallah sonsuza dek taşıyacaktır. Yarınlar bu vatansever, aziz milletim için mutluluk günleri olacaktır. Genç nesiller bu günlerde çok güzel hizmetlere imza atacak, çok başarılı çalışmalar yapacak ve dünya milletleri demokrasiye düşkün, vatanına bağlı, yarınlarında da emin adımlarla ilerleyen, çalışkan bir Türk toplumuyla beraber yaşamanın güvenini ve huzurunu bulacaklardır. Türk Silahlı Kuvvetleri her ne kadar zayıflatılmış ve zaafa uğratılmış gibi görünse de o ocak peygamber ocağıdır.
Peygamber ocağında zayıflık, peygamber ocağında aşağılanma söz konusu değildir. O içindeki mikropları, yarasındaki iltihabı atmıştır. En kısa zamanda, hatta bugün, dünden itibaren, olayın hemen ertesi günü sağlığına kavuşmuş, güçlü Türk ordusu olarak dış düşmanlara korku, aziz milletine de güven veren bir ordu olarak daima destek ve himayemize mazhar olacaktır. Her türlü siyasi düşüncenin ötesinde kim düşündüyse ve o da çıkıp konuştuğu için Yeni Kapı'da Genelkurmay Başkanımızın kürsüye çıkıp çok veciz şekilde aziz milletimin özellikle beklediği şekilde yaptığı konuşma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne denli güvenli bir ordu olduğunu ve milletiyle ne denli bütünleşmiş bir ordu olduğunu ortaya koymuştur. Yarınlar bizimdir diye düşünüyorum. Bu birlik beraberliğimiz bozulmadığı sürece, bu dayanışmamız herhangi bir inkitaya uğramadığı sürece, ki böyle bir olayın olması artık mümkün değildir, siyasi partilerin yumruğu bir yere vurarak, iktidardaki partinin de bu ülkenin gelişmişliği, yücelmişliği için, aziz milletimizin mutluluğu ve refahı için yeni yatırımlara, güzel çalışmalara imza atması ve tüm dünyanın bize karşı almış olduğu cepheye rağmen bizim gelişmemiz, onlarla boy ölçüşür hale gelmiş olmamız onları korkutacaktır. Bizden korksunlar ama biz onları korkutmak için değil, onlarla yarışmak için büyük Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için mücadele edip kimseyi korkutmak, elindeki malı mülkü toprağını almak bu milletin düşüncesinde değildir. Misak-ı milli hudutları içerisinde kendi vatanımızda mutlu ve huzurlu yaşamak istiyoruz. Pensilvanya'dan da bilmem şuradan da buradan da bizim aramıza gelip bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar artık ellerini başlarına götürsünler ve düşünsünler. Böyle bir şeyin olmayacağını görsünler, gördüler. Yarınlar hepimiz için mutludur diye düşünüyorum. Allah bu günleri bize aratmasın. 1-15 Temmuz'u bu ülkeye yaşatmasın. Her şey orada kalmıştır diye düşünüyorum. Bir programın sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu konuları size açtım. Çünkü yaşım itibariyle, yaşantım itibariyle yıllarca bu olayların içinde oldum. Bildiklerimi genç nesillere aktarmak, sizlerle paylaşmak benim de bir görevimdir diye düşünüyorum. Tüm Manisalılara ve aziz milletime yarınlarda mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı ve huzurlu günlerde yaşayın. Yeni bir kasabadan Turgutlu'ya programında buluşacağımızı umut ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.